Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün de her salı olduğu gibi odağımız bölge gündemi, bölge gelişmeleri olacak. Fakat genel hatlarıyla uluslararası gelişmelere ve piyasa yansımalarına da bakıyor olacağız yarım saat boyunca. İlk olarak haber turumuzla başlayalım. Kazakistan tarafındaki son açıklamalar dikkat çekiyor ve Cumhurbaşkanı'nın asker güçlerinin geri çekileceğine dair açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Detayına bakalım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü askerlerinin 2 gün sonra kademeli şekilde Kazakistan'dan çıkacağını açıkladı. Barış Gücü'nün misyonunu başarıyla tamamladığını belirten Tokayev, geri çekilmenin en fazla 10 gün süreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var. Kazakistan'ın yanındayız şeklinde ve detayında Dışişleri Bakanı, kardeş Kazakistan'ın zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildiklerini belirterek, bundan sonra da üstümüze ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız dedi. Powell'ın söylemlerine baktığımızda ise ekonomi tarafında enflasyon önceliğinin yinelendiği gözüküyor. Detayına bakalım. Fed Powell'ın ikinci dönem başkanlığı için başkanlığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayınladı. Jeremy Powell, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti. Amerika tarafından bir haber daha. Kuzey Akım 2 yaptırımlarının oylanacağı bilgisi var ve ABD Senatosu Rusya ile Amerika arasındaki görüşmeler henüz yeni başlamışken Kuzey Akım 2 ile ilgili yaptırımları bu hafta oylamaya hazırlanıyor. Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner ise yaptırımların oylamaya sunulmasıyla ilgili Kuzey Akım 2 fikrini beğenmiyorum ama en iyi müttefiklerimizden birini böyle bir zamanda rahatsız etmemiz tiyatro gibi gözükür dedi. Son haberimiz pandemiden omikron artan vaka sebebiyle Çin tarafında da bir kapanma söz konusu. İkinci büyük bir şehir karantinaya alındı ve Henan eyaletinin Anyang kentinde yetkililer bulaşıcı omikron varyantının ortaya çıkması nedeniyle halka evden çıkmama çağrısı yaptı. Bölgedeki tüm şirketlerin faaliyetleri askıya alındı ve Pekin'e seyahat durduruldu. Yerel sağlık yetkililerine göre bu sabah itibarıyla 58 vaka tespit edildi. Uluslararası gündemde öne çıkan maddelerin üstünden gittik. Bir de fiyatlamalara göz atalım şimdi koordineli bir şekilde. Dolar endeksinde düşüş var %0,03'lük. Geri çekilmeyle birlikte seviye 95-92 seviyesinde. Euro'nun ise dolar karşısındaki yükselişini takip ediyoruz. Bu dakikalarda %0,05'lik hafif bir yükselişle 1.13 seviyeleri kaydediliyor paritede. Pound dolarda yatay bir seyir görüyoruz. Dolar yen tarafı 115-52 seviyelerinde. Dolar İsviçre frangında ise seviyenin 0.92'de olduğu gözüküyor şu an. Devam edelim. Amerika tarafıyla ve gelen son veriler alıcılı bir tabloya işaret ediyor. Dow Jones tarafında %0,10'luk yaklaşık bir yükselişle birlikte seviye 36.027 puan olarak gözüküyor. Güncel tabloda S&P'ye döndüğümüzde ise %0,23'lük yine bir yükseliş var. Seviye 4.672 puanda. Bir de teknoloji tarafına bakacak olursak Nasdaq ayağında %0,40'a yakın yükseliş var ve seviye ise 15.657 puanda. Yine Amerika'dan tahvil faizlerine de bakalım. 2 yıllıklar pozitif ayrışan taraf şu an %0,92 seviyesini görüyoruz. %2,30'un üstünde bir artışla birlikte. 10 yıllıklar tarafında %1,75 seviyesi var. %0,90'lık düşüşle birlikte 30 yıllıklar tarafındaysa seviye %2,07'de. MTA piyasasının da üstünden gidelim. Oklar yukarıyı gösteriyor bu tabloda. Ons altın tarafında 1808 dolar fiyatlaması karşımıza çıkıyor. %0,40'lık bir yükselişle birlikte. Petrol tarafında da yine yukarı yönlü hareketler var. Brent petrol tarafında 80 dolarları görüyoruz. %1,14'lük bir yükselişle birlikte. Ham petrol tarafındaysa yine varil başına 78 dolar 91 sent fiyatlaması var. %1,21'lik bir yükselişle birlikte.
değerli izleyenler, şimdi konuğumuz bizlerle ODAP Direktörü Doktor Ali Semin'leyiz. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bölge gündemine göz atmadan önce bir Kazakistan gelişmelerine de ufak parantez açalım isterseniz. Cumhurbaşkanının açıklamaları var ve barış gücü askerlerinin 2 gün sonra kademeli bir şekilde Kazakistan'dan çıkacağını belirtiyor. Kendisi geçtiğimiz günlerde de ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarını takip ettik aslında, programımızda da ele almıştık. Orada da Rusya... bir toprağa girdiğinde oradan Rusya'yı çıkarmak pek de kolay olmaz minvalinde bir açıklamaya tanıklık etmiştik. Burada şimdi yanıltmacalı bir hamle olabilir mi? Nasıl değerlendirmek lazım? Hem bu açıklamayı hem de otoritelerden ardına gelen açıklamaları. Şimdi şöyle Eda Hanım, aslında Rusya biraz manavra yaptı bu olayda. Hem oraya asker gönderdi hem de burada bir barış sağlayıcı olarak gördüğünü, bu bölgesel anlamda kendini hem Orta Asya'da hem bölgesel ve küresel anlamda kendini göstermeye çalıştı. Yani burada biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin bence yapılan açıklamalar, Rusya'nın burada girdiği yerden çıkmayacak şeklindeki açıklamaların hepsi aslında Rusya'ya bir psikolojik baskı olduğunu ben düşünüyorum ve bu süreçte geri çekilmesini de sağladı. Yani normalde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ya da Batı'dan gelen, işte Rusya'nın tepkilere baktığımız zaman Rusya'nın girdiği topraklarda hiçbir zaman geri çekilmeyeceğini ima ettiler. Ancak Rusya bunun tam tersi. Bu biraz taktiksel olarak ben düşünüyorum. Tabii şimdi geri çekilecek. Evet, burada barış sağlandı ve burada bir güç olarak geldiler. Zaten kolektif biliyorsunuz örgütüyle beraber gitti oraya Rusya ve bu işleri bittikten sonra, barışı sağladıktan sonra bir barış gücü olarak gördükleri için tekrar geri çekileceklerini göstermek istediler. Yani bu süreç içerisinde, belki önümüzdeki süreçte aslında ben bu olayın Rusya'nın yeni stratejisi olarak hep tartışılıyor genellikle. Özellikle eski Sovyetler Birliği'nin yeniden inşası nasıl olacak? Artık bunu topraklarına katarak değil, işte Kırım'ı kattı biliyorsunuz, Ukrayna'nın doğusunu işgal ettiğini biliyoruz. Ama şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Artık topraklarını katamadığı bölgelerde kendi gücünü, askeri gücünü, siyasi gücünü, ekonomik gücünü göstermek istiyor. Bu şekilde baktığımız zaman, dediğim gibi bugün Kazakistan'dan geri çekilecek. Yarın bir gün başka bir bölgede de, ki bunu zaman zaman Özbekistan gibi, Kırgızistan gibi ülkelerde de aynı şeylerin yaşanabileceği şeklinde de bazı imalar da bulundu. Mesela Belarus Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı. Onun için bu sürece baktığımız zaman asıl mesele buradan geri çekilip çekilmemesi değil, diğer Türk Cumhuriyetlerine, Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsız olan devletlere biraz güven tazeleme oldu aslında Kazakistan'daki olaylardan sonraki Rusya'nın tavrı. Onun için ben bunun taktiksel olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte belki tekrar geri dönme ihtimali de olduğunu düşünüyorum. Veya diğer bölgelerde böyle bir olay patlak verirse, Rusya bu bölgede tek güç olduğunu ve gerektiğinde inisiyatif oluşturabilecek bir güce sahip olduğunu göstermek için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Evet Ali Bey, buradan Irak'la devam edelim isterseniz. Parlamento toplandı, evet. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ilk defa. Burada öne çıkanları nasıl değerlendirirsiniz ve öne çıkan yine iki grup var özellikle. Siz nasıl analiz edersiniz? Şimdi şöyle Eda Hanım, ilk defa 2003'ten beri Sünni Araplar ilk defa tek çatı altında birleşebildiler. Daha önceki seçimlere baktığımız zaman Sünni Araplar sürekli ya Şii gruplarla, yani kendi içlerindeki liderlik sorununu bir türlü çözemediler. Bu Saddam devrildikten bu yana bu olaylar devam etti. Ancak bu kez geçtiğimiz 10 Ekim'deki seçimlere baktığımız zaman hem iki listeyle girmeleri ve listelerin daha sonra, işte biliyorsunuz, eski
parlamento başkanı şimdiki yani ikinci dönemde parlamento başkanı olduğu için söyleyeyim. Muhammed Halbusi'nin takaddüm kurduğu ileri demek Türkçesi ileri listesinin 37 milletvekili kazanması. Azim diğer Hamis Hancer bir sünni iş adamı ve siyasetçi aynı zamanda onun da listesi 14 milletvekili kazanmıştı. Ve daha sonra tabii sürekli sünniler arasında daha önce de bir yarış vardı. Özellikle parlamento yarışı. Yani bu seyircilerimiz için belki faydalı olur. 2003'ten sonra Irak'taki sisteme baktığımız zaman kim ne kazanırsa kazansın. Önemli değil aslında seçimler. Biraz kota şeklinde de kabul edebiliriz. Yani seçimleri kazanan herhangi bir taraf olursa Irak'taki siyasi denklemi değiştiremeyecek ama dengeyi değiştirecek. Denklemi nasıl değiştiremeyecek? Mesela Kürtler Cumhurbaşkanı Kürtlerden oluyor. Başbakan Şiilerden oluyor. Parlamento Başkanı da Sünnilerden oluşuyor. Onun için böyle bir sistem içerisinde Sünniler ilk defa kendileri kendi aralarında bir koalisyon kurarak, bir konsensus sağlayarak Halbusi'yi, eski parlamento başkanını tekrardan, yani ikinci dönem için aday gösterdi ve Halbusi parlamento başkanı oldu. Bu sürece baktığımız zaman şu anda Irak'taki siyasi süreç, Sünniler anlaştılar, işlerini çözdüler, parlamento başkanını da seçtiler. Ancak sorun şu şekilde, Kürtler arasında hala KDP, KYB, hatta KYB kendi içerisinde Talabani grubunda kendi içerisinde henüz bir aday ortaya çıkarmadıklarını görüyoruz. Ancak dün akşam itibariyle yapılan toplantı sonucunda tekrardan şimdiki Cumhurbaşkanı Berham Salih'i tekrar Cumhurbaşkanlığı adayı göstereceklerini ifade ediyorlar. Ancak KDP ile KYB arasında Cumhurbaşkanlığı konusunda hala bir çekişme söz konusu. Onun için Kürtler anlaşamadılar. Şiilere geldiğimiz zaman Şiiler de Sadır ilk sırada oldu. Birincilikle kazandığı için seçimleri özellikle çoğunluk hükümeti kurmak istiyor. Hı hı. Ama diğer Şii gruplar çoğunluk değil uzlaşı hükümeti istiyorlar. Ve bunun neticesinde de Şiiler şu ana kadar herhangi hükümet kurma sürecinde herhangi bir adım atamadılar ve anlaşma sağlanamadı. Burada tabii ikiye bölmek lazım artık Şiileri. Bir Irak ulusalcı, Irak bilinciyle hareket eden Sadır grubu gibi bir hareket söz konusu. Bir de İran yanlısı Şiiler var siyasi yapıda. Ve bu İran yanlısı dediğimiz Şiiler El-Fetih eski yani Haçlı Şabi'nin kurduğu bir liste. Diğer taraftan da Maliki grubu var ve diğer gruplar var Amar Hekim gibi. Ancak bunların neticesinde Irak'ta şu anda Şiiler arasındaki çekişme, anlaşmazlık devam ediyor. Daha önce olmuş olsaydı İran, Amerika Birleşik Devletleri dolaylı da olsa her ne kadar İran'ın bölgesel anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile çok kötü ilişkileri olsa da ama Irak konusunda genellikle Irak'taki seçim sonuçlarından sonra hükümet kurma sürecinde birlikte hareket ettiklerini hep gördük. Yani daha önce de mesela çoğunluk hükümetinden bahsediyoruz şimdi. Hı hı. 2010 seçimlerinde Ayadalabi Al-Irakiyes listesi 91 milletvekili kazanmıştı. Ancak buna İran itiraz ettiği için Amerika Birleşik Devletleri de İran'la hareket ettiği için o dönemde 89 milletvekili olan Maliki ikinci dönem başbakan olmuştu. Yani bütün bunlara baktığımız zaman şu anda Şiiler arasında ciddi anlamda bir anlaşmazlık söz konusu ve bu anlaşmazlık devam ederse hükümet kurma süreci de uzayacak şeklinde yorumlayabiliriz. Ancak Kürtler konusuna gelince Cumhurbaşkanı konusunda Kürtlerin zaten bir tane aday göstermeleri gerekiyor. Çok fazla üzerinde çalışılması gerekmiyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. 2003'ten bu yana az önce belirttiğim gibi Kürtler arasında Cumhurbaşkanlığı KYB'ye ait. Yani Barzani Bölge Başkanı Kuzey Irak Başkanlığı'nı aldı ve KYB'de Talabani Partisi de ki Talabani başta olmak üzere o dönem Cumhurbaşkanlığını aldı, Irak Cumhurbaşkanlığı. Onun için bu anlaşma hala devam ettiğini görüyoruz. Ancak Berham Salih konusunda dediğim gibi
Barzani çok ciddi anlamda itiraz ettiği ifade ediliyor, iddia ediliyor daha doğrusu. Ve Berem Salih'i istemediğini Cumhurbaşkanlığı için. Çünkü Kürtleri temsilen gidiyorlar. Ama şunu ifade etmekte fayda var altını çizerek. Kürtler eninde sonunda Cumhurbaşkanlığı konusunda kolayca anlaşabilirler. Ama Şiiler arasındaki hükümet kurma süreci çok uzun sürebilir eğer bir uzlaşı sağlanamazsa. Şu ana kadar Sadr'ın tavrı çok sert ve net. Açık söyleyeyim, çoğunluk hükümetinden yana olduğunu, gerekirse işte diğer adaylarla, diğer gruplarla, listelerle, özellikle KDP ile, Barzani ile ve Sünni gruplarla bir koalisyon kurarak çoğunluk hükümetini kuracağını ifade ediyor. Onun için Şiiler arasındaki bu anlaşmazlık bence biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Evet Ali Bey, buradan bir de İran-Suudi Arabistan ilişkilerine bir başlık atalım isterseniz. Devam eden müzakereler ve süreçle ilgili İran Dışişleri Bakanı konuştu ve burada da diplomatik ilişkilere hazır olduklarını belirtti aslında kendisi ve olumlu bir gidişata da işaret etti. Yakın zamanda İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine yeniden döneceklerini de belirtti. Bunun da yine ikili ilişkilerin gelişmesi açısından olumlu bir adım olarak yorumlanabileceğini belirtti. Nasıl değerlendirirsiniz gelen son mesajları ve akabinde 5. tur görüşmelerini? Şimdi şöyle, aslında karşılıklı böyle mesajlar verdikleri gibi aynı zamanda Suudi Arabistan'da Hizbullah'ı sürekli suçladığı için özellikle Lübnan'daki yaşanan krizden dolayı ikili ilişkiler normalleşme sürecine girmiş olsa da zaman zaman sert ve krizli dönemler de yaşadığını görüyoruz. Şimdi bu Lübnan konusu çok ciddi anlamda bir sorundur Suudi Arabistan'la özellikle İran arasında. Diğer taraftan baktığımız zaman Husiler geldiğimizde, o da Yemen'deki iç savaş, Husilerin hala saldırılarının devam ettiğini ve İran sürekli Suudi Arabistan'ın tarafından, yetkililer tarafından sürekli İran'ın suçlandığını da görüyoruz. Yani bütün bu problemlere rağmen aslında şöyle devam etmek istiyorlar. İran da bunu istiyor, Suudi Arabistan da. Bu tür bölgesel sorunları, ikili ilişkileri zedeleyen, krize neden olan bölgesel sorunları bir tarafa bırakıp ilk önce biz ikili ilişkilerimizi devam ettirelim. Çünkü Ocak 2016'dan beri diplomatik ilişkiler tamamen kesilmiş durumda İran'la Suudi Arabistan arasında. Ve bu süreçte tabii ki bölgesel gelişmeler, aynı zamanda biz daha önce bu programda da konuşmuştuk. Yani İran'ın nükleer müzakerelerine tekrardan geri dönmesi, Biden'ın Orta Doğu politikasının belirsizliği, yani zaman zaman İran yanlısı gibi gözüküyor, zaman zaman Suudi Arabistan ya da bölgesel ilişkiler açısından bölgesel politikalarında Biden'ın çok ciddi anlamda gri çizgiler var. Onun için buraya baktığımız zaman ikili ilişkilerin tekrardan normalleşmesi gerekiyor. Bu bölgesel bir gerçekliktir. Bununla karşı karşıya geldiler İran'da, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'ın İran'la normalleşme isteme sebebi özellikle Yemen'deki savaşı bir an önce bitirmek istiyor. Müzakerelere geri dönmesini istiyor Husilerin ve orada bir uzlaşı hükümeti kurmak ve bütün tarafların bir barış planıyla, bir barış konferansıyla, daha önce de Kuveyt'te de yapılmıştı, böyle bir konferansla Yemen iç savaşından geri çekilmek istiyor. İran'a baktığımız zaman İran'da bölgesel anlamda özellikle Suudi Arabistan'ın bölgesel anlamdaki gücünü dikkate alarak, hem de şunu da ifade etmek lazım, müzakereler sürecinde diğer sorunları bir tarafa bırakırsak İsrail faktörü de çok önemli. Yani İsrail'in Körfez ülkeleriyle normalleşmesi, hatta Suudi Arabistan'la da normalleşme ihtimali var ki şu anda da pek çok iddiaya göre bir dirsek teması olduğunu İsrail ile Suudi Arabistan arasında, ister istemez İran'ı Suudi Arabistan'la normalleşmeye sevk ettiğini kabul edebiliriz. Ancak netice itibariyle 5. turun, tabii daha önce de geçtiğimiz ay zaten Pakistan'da görüşmüşlerdi iki ülkenin dışişleri bakanları. Şimdi de Bağdat'ta 5. tur. Tabii bunu da unutmamak lazım. Irak'ın özellikle arabuluculuğuyla bu gerçekleşiyor. Yani Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin hem Tahran'ı hem Riyad'ı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin tesisi için, bir normalleşme sürecinin başlaması için adımlar atıldığını biliyoruz.
Onun için Bağdat'ta büyük ihtimalle bu 5. turda kesin bir karara varacağını ben düşünüyorum. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli bu kadar çetrefilli bir dönemden geçen Orta Doğu'nun iki ülke ilişkilerinin de bu kadar gerilmesi ikili ilişkilerin de çıkarlarının olmadığını ve konjonktürel anlamda da büyük zararlar gördüklerini. Bakın mesela şunu ifade edeyim. Şu anda az önce konuştuğumuz Irak meselesi, Irak'taki hükümet süreci. Ya artık İran'da eskisi gibi değil. Eskiden İran istediği aktörü getirebilirdi. İstediği başbakana destek verirdi hükümete hükümet kurması için. Ama şu anda İran gerçekten etkisiz halde devam ettiğini kabul etmek doğru olmaz. Ama gerçek anlamda şunu ifade edeyim. İran, Irak'ta zayıfladığını, özellikle Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra bölgesel anlamdaki dış güçlerle, kendi desteklediği devlet dışı aktörlerle organize problemi yaşıyor. Onun için bu Irak'taki faktörler de etkiliyor bu ikili ilişkileri. Ama ben şunu düşünüyorum, Bağdat'ta her ne kadar ilan edilmemiş olsa da bence normalleşme için çok daha yakın bir tarih olabilir diye düşünüyorum. Yani Şubat ayında ikili ilişkilerin tekrardan normalleşeceğini, karşılıklı büyükelçiler atanabilecek şekilde de hareket edilebileceğini düşünüyorum. Evet Ali Bey, buradan yine bir başka önemli ikili ilişki dinamiklerine de bakalım son olarak. Fas'la Çin arasında modern İpek yolu olarak da tabir edilen kuşak ve yol projesi kapsamında anlaşmalar imzalandı ve Fas da böylelikle Afrika kıtasında Çin'in bu kuşak ve yol projesine katılan ilk ülke olarak kayıtlara geçmiş oldu. Nasıl değerlendirirsiniz o taraftaki gelişmeyi? Şimdi Fas'la özellikle Çin arasında 62 yıllık bir diplomatik ilişki var. Yani bunun altını çizmekte fayda var. Ve Fas'ın özellikle Afrika kıtasında ilk ülke olması çok önemlidir. Aynı zamanda Fas'la Çin arasındaki ilişkilere baktığımız zaman özellikle 6. Muhammed'in Fas kralının 2016'daki Çin ziyareti ve orada yaptığı 30'a yakın anlaşma, onun dışında Çin vatandaşlarına vizenin kaldırılması gibi pek çok alanda adımlar attıklarını görüyoruz. Şu anda mesela 2016'dan günümüz 2021 yılına kadarki verilere baktığımız zaman Çin'le Fas arasındaki ticaret hacmi %50 artmıştır. Yani 2016'da 4 milyar dolar olan ticaret hacmi Çin'le Fas arasında şu anda, yani geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde 6 milyar doları geçmiş durumda. Onun için bu sürece baktığımız zaman tabii ki Çin için önemli bir ülke olarak görünüyor. Hem jeopolitik olarak hem İpek ve Yol inisiyatifi çerçevesinde de önemli adımlar atılacağı şeklinde de yorumlamak gerekiyor. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Çin aynı zamanda özellikle Fas'taki Fas'ın genelindeki projelerde %80'den fazlasında Çin şirketleri ortaklığı söz konusu ve Fas'la da çok iyi ilişkilerinin olduğunu, dediğim gibi diplomatik ilişkileri 62 yıldan beri devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de Fas'ın hem jeopolitik anlamda hem Çin tarafından yapılan ilişkilerde, çünkü Fas'la şunu da ifade etmekte fayda var. Mesela yollar konusunda, köprüler konusunda, pek çok, hatta güneş enerjisi panelleri konusunda bile Çin'den destek alıyor. Hem de ekonomisi de çok zayıf olduğu için Çin'in burada ciddi bir ekonomik yatırım, Çin'in yatırımına da ihtiyacı var Fas'ın. Bu yüzden bu tür anlaşmaların önümüzdeki süreçte hem Çin'in İpek ve Yol inisiyatifi için hem de Fas'ın bölgesel anlamda kendi ekonomisi için önemli bir can damar olarak görüyorum. Evet Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli yorumlarınız, analizleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. ODAP Direktörü Doktor Ali Semin bizlerleydi değerli izleyenler. Her salı olduğu gibi noktalıyoruz burada küresel bakışı. Kısa bir ara veriyoruz, ardından gün sonu Ekotürk'te olacak. Hoşçakalın.